Yepyeni bir videodan daha herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Lemord'un soğuk şövalye yani elit kostümünü sizlere göstereceğim. Ben de ilk defa görmüş olacağım skill efektlerini. Açıkçası pek böyle güzel ahım şahım bir şey beklemiyorum. Sonuçta bir elit kostüm yani ne kadar iyi olabilir ki diye düşünüyorum. Hemen şöyle bir bakalım. Bir Q sadece birazcık değişiklik yapmışlar. Orada renk açısından değişiklik yapılmış. Oyuna farklı farklı yeni kostümler geliyor. Denet 21 Hayabusa'nın kostümü gelecek mesela. Sizlerle daha önce paylaşmıştım. Alpha'nın special skin'i geliyor. Kızıl Savaşçıydı zannedersem ismi. Bu gelecek ve farklı farklı bir sürü kostüm var arkadaşlar ve içerik mevcut. Bunlar nelerdir? Hemen sizlere ufak ufak bahsetmek istiyorum. Bir tanesi böyle farklı bir mod. Modun ismini şu an unuttum. İnanın beynim şu an yandı. Modun ismi Çılgınlık. Aynen. Ne moduydu? Brazy modu muydu? Öyle bir şeydi zannedersem arkadaşlar. Yakın bir zamanda bunlar gelecek. Farklı Zodiac kostümleri geliyor biliyorsunuz ki. 12 adet Zodiac kostümü gelecek. 12 farklı burca göre yani bu Zodiac işte Oğlak burcu, Yay burcu vesaire bunlara göre yeni kostümler gelecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Farklı farklı birkaç içerik diyebilirim sizlere. Şimdi kostüme gelecek olursak bakalım. Neler mevcut? Hemen şu W'sunu bir kontrol etmek istiyorum. W'sunda bir şey yok normal olduğu gibi. Ona da tabii zaten bir skill efekt eklenmez. Muhtemelen bunun fiyatı da 599 elmas olur diye tahmin ediyorum. Çok böyle ahım şahım bir kostüm değil yani olmasa da olur ki bunun bir önceki kostümü daha iyiydi. Atımızı çağıralım bakalım atımıza. Beyaz atlı prensimiz. Hadi gel bakalım. Yani sadece biraz at görünüm farkı var. Efektler konusunda pek değişiklik olmamış ki zaten ne olabilirdi? Özür diliyorum. Bir elit kostüm olarak bence gayet güzel. Demeyeceğim lan güzel demeyeceğim. Kötü ama çok kötü olmuş arkadaşlar. Şaka bir yana bence verilen paraya değmez arkadaşlar. Siz de almayı düşünüyorsunuz ki eğer almayın. Yani tabii manyakları da vardır yani şöyle söyleyeyim ben de Karina'nın manyağıyım mesela. Bu sunucuda Doom Duelucu kostümüm mevcut. Ara ara girip böyle zevk almak adına oynuyorum tabii. Cidden çok böyle sevdiğim için böyle manyağı olduğum için Karina'nın. Ben almıştım şahsen. Bu arada Karina demişken aklıma geldi bunları da size ileteyim. Karina'nın artık bu Lily kostümüydü zannedersem. Öyle bir şey olmadı. Örümcek Lily evet. Bu örümcek Lily kostümündeki renkleri değiştirebileceksiniz arkadaşlar. İstediğiniz renkteki kostümü kendiniz yaratabileceksiniz. İstediğiniz görünümdeki kostümü sizler yaratabileceksiniz. Bence gayet hoş ve güzel bir kostüm olmuş diyebilirim. Yani o Karina'nın onu yapmaları bayağı iyi. Benim aşırı hoşuma gitti aslında. Diğer hero'larda da aynı olayı beklerim şahsen. Yani şöyle bir kostüm oluşur ve bu kostümde istediğimiz rengi istediğimiz şekilde biz verebiliriz. Yani öyle aynı kostüm yani aynı görünümde olacak fakat ne bileyim işte kolu farklı olacak kılıcın mesela Lemord düşünün mesela şu an beyaz ya mesela bunu farklı farklı yapacaksın işte. Kafayı böyle siyah yapacaksınız, üstündekini pembe yapacaksınız, mor yapacaksınız gibi gibi. Böyle farklı çeşitli şeyler olabilir. Mesela benim oynadığım bir oyun var Black Desert. Onda böyle mer paleti var. İstediğiniz gibi silahınızı değiştirebiliyorsunuz. Üzerinizdeki kıyafeti değiştirebiliyorsunuz. İstediğiniz görünümü rahat bir şekilde verebiliyorsunuz yani. Bu da onun gibi bir şey olabilir aslında. Şöyle şunu da atalım şuradan. Adam vurduğuna pişman oldu bot yazık oldu bota. Yani böyle şeyler yapılabilir bence ki kitle açısından da çok sevilir. Çok rahat hareket edilebilir bu konuda yani kostüm almayı insanlar meraklı olabilir bu şekilde yani alabilirsiniz. Yakın bir zamanda farklı yine çok değişik kostümler gelecek, yeni kahramanlar gelecek işte şimdi Hanzo'yu bekliyoruz. Bu Hanzo geldikten sonra tabii ki
çok daha farklı oyun içeriği olacağını düşünüyorum ki kahraman gerçekten çok tilt edici. Özellikle şu son zamanlarda zaten Herit başımızda, onun haricinde Kimi başımızda. Yani bu karakterleri var olduğu sürece birazcık kanser olacağız, öyle görünüyor. Özellikle şu Kimi, Lunox'u artık es geçiyorum. Yani sıralıda Lunox bile anlamak istemiyorum yani, o derece. Kimi'yi gördükten sonra gerçekten çok sinir bozucu bir kahraman. Yani yavaş yavaş oyunu LoL'e çeviriyorlar diyebilirim. Ne açıdan? LoL'de de bu şekilde. Yani alıyorsunuz, tek atıyorsunuz. Yani iki karakter de birbirine tek atabiliyor. Yani her karakter kendi çapında iyi diyebilirim. Yani sizin tek atabileceğiniz durumlarda tek de yiyebiliyorsunuz. Aynı şekilde bunda da olacak. Kiminin hasarını tadanlar olmuştur. Birinci seviyede Q skill ile sizlere 100-100 hasar verebiliyor. Ve yaklaşık 1.5K anında vuruyor o şeyi bitene kadar. Böyle bir biraz problemi var açıkçası arkadaşlar. Yani inşallah oyun sonunda hakkında iyi şeyler olur. Bu arada Cad abimizin paylaşmış olduğu yakında elmas etkinlikleri, çok güzel elmas etkinlikleri, 1 elmasa 1000 elmasa kadar etkinlikler olacak. Kazanma şansınız olacak, 1000 elmasa kadar kazanma şansınız olacak. Bunun için Türkiye sayfasını, Facebook Mobile Legends Bang Bang Türkiye sayfasını takip edin. Facebook üzerinden orada detaylı açıklamalar ve bildirimler yapılıyor arkadaşlar. Biz görmedik, bilmedik demeyin. Bunun haricinde şu an bir etkinlik söz konusu. O etkinlik de yine Mobile Legends Bang Bang TR'de sunuluyor. Yani bizim karşımıza çıkıyor. Bu etkinlik nedir? Yani aslında şöyle söyleyeyim. Bu etkinliği biz belirliyoruz arkadaşlar. Yani bu etkinlik biz belirleyeceğiz. Orada seçenek sunmuşlar. Elmas ödülleri. Efendime söyleyeyim, Türkiye Süper Ligi. Mesela hangisini yapalım diye böyle bir bize bir seçenek sunmuşlar. Sizler de Türkiye Süper Ligi'ni seçerseniz bizler gibi. Böyle MPL gibi hani yapılıyor yabancı ülkelerde. Bunun gibi etkinlikler bizim ülkemizde de olur. Çok rahat bir şekilde sunulur. Biz de elimizden geldiğince tabii bu etkinliğin gelmesini istiyoruz ve gelmesine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sizler de bu şekilde etkinliği bizim gibi isteyebilirsiniz, oy verebilirsiniz. En çok oyu alan etkinlik yapılacak. Birkaç farklı seçenek mevcut. Bence en iyisi şu an Türkiye Ligi, yani Türkiye Süper Ligi olarak görünüyor. Sizler de bunu işaretleyerek Türkiye'de böyle güzel etkinliklerin olmasına vesile olabilirsiniz. Oyun gelişiyor diyeceğim. Şimdi çoğunuz diyecek ki nereye gelişiyor, daha çok batırıyorlar. Sürekli kostüm getirmekle ya da kahraman getirmekle olmuyor. Aslında bir yandan oluyor arkadaşlar. Şöyle düşünün. Tamam, Kimi gelmiş olabilir, Lunox gelmiş olabilir ama fark ettiyseniz gelen son kahramanların hepsi birbirinden daha güçlü. Yani hiç ezik kahraman yok. Ezik kahraman şu var, Vale. Vale var arkadaşlar. O da aylardır test sunucusunda. Yani ilk çıkması gereken kahraman çıkmadı hala piyasaya, ki çıkartmayı da düşünmüyorlar zannedersem. Ya da çok farklı bir seçenek sunup önümüze o şekilde çıkartacaklar. Çünkü Vale ne Kimi'nin karşısına durabilir, ne Hanzo'nun karşısına durabilir, ne Leomord'un karşısına durabilir, ne Aulrad'ın karşısında durabilir. Hiçbirinin karşısında duramaz. Özellikle Hanzo'nun karşısında çok az kahramanın durabileceğini tahmin ediyorum. Biliyorsunuz ki iki kere teamfight'e girme hakkına sahip kahraman. Argus gibi ama Argus'un biraz daha aktif hali. Videomu izlediyseniz, ki zaten bilirsiniz, izlemediyseniz izleyebilirsiniz arkadaşlar. Açıklamalarda ya da linkte, kartlarda sizlere belirteceğim bunu. Yani yakında zaten üçlü ban sistemi de geliyor. Bu gelecek. Çok daha rahat hareket edebileceğiz. Artık her hero yasaklanacak. Artık şeye dönmeye başlıyor diyebilirim. Sezon 2, sezon 3'e dönmeye başlıyor. Çünkü şu an için belli başlı 5 ya da 6 kahraman var arkadaşlar. Bunların hepsi test sunucusunda, yani test sunucusu diyorum, özür dilerim. Şeyde banlandığı zaman, sıralı maçlarında banlandığı zaman bizlere gün doğacak. Bu arada yanlış itemi çıkmışız Leyem, orada da çaktırmayın. Yani bizlere gün doğuyor. Bu kanser hero'lardan çok rahat bir şekilde kurtulabiliyoruz. Banlayarak bunları. Tabi bunlar nedir? Aklıma ilk gelenleri söyleyeyim. Lunox,
Kimi, Herit, Herit'i unutmayın ki Hanzo gelecek, Hanzo banlanacak. Bunun haricinde Aulrat banlanılabilir, Cloud, özellikle Cloud banlanılabilir. Ne saydık? Şöyle Kimi, bir takım düşünelim. Kimi, Lunox ve Cloud banladı. Diğerlerini de çok rahat banlarız. Bu şekilde de eski hero'lar oynanabilir. İnanın şu son zamanlarda klasik girmekten nefret ediyorum arkadaşlar. Çünkü insanlar sıralı maçlarda Lunox, Kimi, işte ıvır zıvır alamadığı için, banlandığı için bunlar artık sıralı maçlarda bunlara yöneliyor. Bunlara yöneldiği için de sıralıda rahat bir oyun olmuyor çünkü sürekli tekliyorlar. Yani geçen gün bir sıralıya gireyim dedim. Yani Kimi bana 100-100 hasar verdi. Savaşçıyım. Savaşçı olmama rağmen birinci seviyede her Q'su, her vuruşu 100-100 hasar verdi. Bu da ne oluyor? Abi sinirlendiriyor insanı yani. Kim ister ki böyle bir şeyin olmasını, değil mi? Yani şahsen ben istemem. Yani gelip bana tek atmalarını ya da ilk seviyede bu kadar hasar vurmalarını. Bunu biraz dengelemeye çalışıyorlar bir nebze de olsa. İnşallah ki dengeleyebilirler. İnşallah ki dengelerler diyelim. Yoksa oyun çekilmez bir hale gelecek arkadaşlar. Kahramanımızın görünümü buydu. Yine Hayabusa geldiği zaman, Hayabusa'nın X-Denet 21 kostümü geldiği zaman sizlere videosunu çekip atacağım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.